Sonunda uzun zamandır beklenen videolardan birisi geldi. JoJo'nun 7. ve 8. partının özeti. Öncelikle şunu bildirmekte fayda var. Bu partlar kendinden önceki 6 parttan tamamen bağımsızlar. Part 6 finalinde yaşananlardan ne sonra ne de önce geçiyorlar. Tamamen bağımsız, yepyeni bir hikaye başlatıyorlar. Bu hikaye içerisinde eskiden tanıdığımız karakterlere benzeyen referans karakterleri de bolca görüyoruz. Bu yüzden kafanız karışmasın. Onlar aynı kişi değiller. Videomuzda önce Steel Ball Run'ı, sonrasındaysa JoJo Leon'u anlatacağız. Özetlemeye başlamadan önce, eğer bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca maddi destekte bulunmak isterseniz kanalımıza katılabilir veya süper teşekkür alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hazırsanız başlayalım. Tarihler 1890'lara alınıyor ve ortada büyük bir at yarışı söz konusu. Bu yarış Amerika'nın bir ucundan öbürüne kadar sürecek olan epey uzun bir yarış ve kendi içerisinde yarışmacıların geçmek zorunda olduğu 9 tane durak barındırıyor. Yarışı kazanılırsa tabii ki yüklü miktarda bir ödül var. Tamı tamına 50 milyon dolar. Bunu TL'ye çevirmek bile istemiyorum. Felaket para değil mi? Bu part boyunca eşlik edeceğimiz ana karakterlerimiz Johnny Joestar ve Gyro Zeppeli. Ve tabii ki bu ikisi de bu yarışa katılmış yarışmacılar. Gelin diğer yarışmacılara da isterseniz bir göz atalım. Sandman, bütün yarışı at kullanmadan koşan ve kazandığı parayla Amerika'nın elinden almış olduğu toprakları onlardan geri almaya amaçlayan bir adam. Poco Loco, küçümsenmeyecek bir şansa sahip. Hot Pants, sadece Hot Pants. Stroheim, eskiden aşina olduğumuz bir başka yarı robot Alman. Mountain Team, bu partın en havalı karakterlerinden birisi kesinlikle. Ana tayfaya ciddi düzeyde yardım bulunuyor. Norisuke Higashikata, part 8 için aşırı önemli bir karakter. Urmut Abdul, eskilerden hatırlayabileceğimiz tanıdık bir yüz kendisi. Ve bahsetmeye değer son yarışmacı olarak da Diego Brando var. İngiltere'nin profesyonel at yarış şampiyonu. Hikayede işler, Gyro'nun bir çelik topu döndürebilme yeteneğiyle patlak veriyor. Ki bu döndürme yeteneğinin ucu oldukça açık, pek çok şey yapabiliyor. Döndürme yeteneğinin gördüğümüz ilk etkisi ise Johnny'nin yürümesine sebep olması oluyor. Johnny, Gyro'nun çelik topuna merak edip dokunuyor ve bir anlığına da olsa yürümeye başlıyor. Ana karakterimiz Johnny, geçmişte yaşadığı bir olay yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış birisi. Bu yüzden bu yaşadığı olay ona büyük bir umut kaynağı oluyor ve Gyro'nun bu döndürme yeteneğini öğrenip tekrar ayağa kalkıp yürüyebilmek adına onun peşine takılıyor. İşte böylece yarış başlıyor ve biz de tabii ki yavaş yavaş bu yarışın gizli gerçeklerini öğrenmeye başlıyoruz. Bu yarış Amerika'nın başkanı olan Fanny Valentine tarafından düzenlenmiş. Yarışın asıl amacı ise bambaşka. Ceset parçalarının Amerika'nın dört bir yanına dağıldığı söylenen bir aziz var. Bu aziz Hazreti İsa'nın ta kendisi. Yarışın güzergahı öylesine zekice düzenlenmiş ki tüm bu ceset parçalarının olduğu yerlerden geçiyor. Tabii ki yarışın temel amacı, yarışmacılar bu topraklardan geçerken ceset parçalarının onlarla tepkimeye girmesi ve bitiş çizgisine varıldığında tüm parçaların birilerinde gün yüzüne çıkmış olmasını sağlamak. Valentine da gün yüzüne çıkmış olan bu parçaları toplayarak hepsine sahip olmayı amaçlıyor. Bahsetmek gerek ki Valentine hali hazırda bu parçalardan birine de sahip. İsa'nın kalbine. Tabii klasik JoJo olduğu için bu noktada bazı stand saldırılarına uğruyor karakterlerimiz. Kaktüs patlatan adam, bir başka mıknatıs temelli stand ve yine başka bomba temelli bir stand karakterlerimizin karşısına çıkıyor. Bu savaşlar esnasında Johnny sonunda döndürme yeteneğinin sırlarını öğrenmeye başlıyor ve ilk ceset parçası olan Hazreti İsa'nın sol kolunu alarak Tusk adına bir stand elde ediyor. Tusk sayesinde kendi tırnaklarını döndürerek adeta bir mermi gibi fırlatabiliyor. Karakterlerimiz bir noktada ileride onlara çok fayda sağlayacak bir karakter olan Mountain Team'le kanka oluyorlar. Ve tabii ki eksik olur mu? Bir stand saldırısı daha yiyoruz. Bu sefer de bir başka balık oltalı adam var. Ama merak etmeyin, bu savaştan sonra da ilk büyük karşılaşma başlıyor denebilir. Johnny ve Gyro dinlenmek için bir kasabaya varıyor ve Diego'nun da orada olduğunu görüyorlar. Diego olduğundan biraz daha garip davranıyor ve birdenbire bir dinozora dönüşüyor. Gerçek bir dinozora. Hani şu bildiğimiz dinozorlara. Yaşanan bu garip olaydan sonra birçok insan da dinozora dönüşmeye başlıyor ve Johnny anlıyor ki bu yetenek Diego'ya değil, Dr. Ferdinand adında birine ait. Johnny ve Gyro gidip bu adamı indiriyorlar ve bu sayede yeni bir ceset parçası elde ediyorlar. Hazreti İsa'nın gözünü. Düşmanın yenilmiş olmasıyla beraber Diego karakterlerimize ani bir saldırı yapıp gözlerden birini çalıyor. Elde etmiş olduğu bu dinozora dönüşme yeteneğini de kendi için saklıyor ve artık kendi isteğiyle dinozora dönüşebilir hale geliyor. Ve tabii ki daha fazla savaş vakti. Hot Pants ortaya çıkıyor ve daha sonrasında karakterlerimizle takım oluyor. Standıysa bir sprey kutusu gibi görünüp et fışkırtıyor ve fışkırttığı etle başka insanların görünümüne bürünebiliyor. Ringo, zamanı 6 saniye geriye sarabilen bir standa sahip olmasıyla beraber oldukça ilginç bir adam. Mor yeteneği yağmuru manipüle etmek olan bir adam ve kendisi bizzat Mountain Team'i öldürüyor. Sandman kendini bir düşman olarak ifşalıyor. Stand yeteneği basitçe Koichi'nin standı olan Echoes'la aynı. Devamında ise açgözlülük yapmanı sağlayarak ağaca dönüştürebilen bir stand, 11 agalar
Gyro gibi spin kullanabilen bir başka karakter, hareket ettirilemeyen eleman gibi standlar var. Tüm bunların sonucunda Johnny neredeyse bütün ceset parçalarını toplamış bir hale geliyor. Ancak onlara saldıran bir başka stand, ki bu stand onların pişmanlıklarını kullanarak onları manipüle ediyor, tüm bu topladıkları ceset parçalarını kaybetmelerine sebep oluyor. Ve tüm ceset parçaları Amerikan Başkanı Fanny Valentine'in ellerine düşüyor. İşte bu noktada sona yaklaştığımızı yavaş yavaş anlıyoruz. Gyro, Disco Gridman tarafından saldırıya uğrarken Fanny Valentine kendini gösteriyor. Standıysa hazır olun aşırı komplike bir stand geliyor. Standıysa Dirt Deeds Done Dirt Cheap. Kısaca D4C. Yeteneği Valentine'ı farklı paralel evrenlere götürmek. Bu paralel evrenlerden gelmiş bir obje veya bir kişi başka bir evrendeki aynı obje veya kişiye değerse ikisi de patlayarak ölüyorlar. Ve evet, bu özellik Valentine'a etki etmiyor ve kendinden sonsuz tane yaratabiliyor. Valentine elde ettiği tüm parçaları Lucy adında bir kızın içine koyuyor. Pekala, bu noktada Lucy'den de bahsetmek gerek biraz. Lucy'nin hikaye kısımları genel olarak ceset parçalarını çalmak üzerine. Kendini Hot Pants'ın standı sayesinde Valentine'ın karısı olarak gizliyor. Ancak Valentine durumu anlayıp onu ifşalıyor. Ve hazır eline geçirmişken onun bedenine elde ettiği ceset parçalarını birleştirecek yeni bir güç yaratabileceği bir konak olarak kullanıyor. Ve son kapışmaya geldik. Lucy'nin bedeni ceset tarafından ele geçiriliyor. Ve istemeden de olsa Love Train adında yeni bir gücü açığa çıkartıyor. Love Train gücü Valentine'ın kontrol edebildiği dümdüz bir ışık hüzmesi yaratıyor. Ve bu hüzmenin içindeyken eğer ona saldırmaya çalışılırsa yapılan saldırı dünyadaki herhangi negatif bir şeye sebep oluyor. Yani eğer ona saldırırsan saldırın dünyadaki rastgele birine sekiyor diyebiliriz. Bu kutsanmış ışıkta kaldığı sürece ölümsüz yani. Diego'yu ve Hot Pants'i öldürüyor Valentine. Gyro, Johnny'nin spinini geliştirip Valentine'ı alt etmesini umarken bu yolda dramatik bir şekilde can veriyor. Johnny, yoldaşının ölümü üzerine Gyro'nun ona verdiği tüm dersleri başarılı bir şekilde uygulayarak nihai döndürme yeteneğine ulaşıyor. Ve standı Tusk adeta son seviyesine ulaşıyor. Tusk'ın son seviyesi olan Tusk Act 4, eğer ki sana dokunursa seni sonsuza kadar döndürebilen ve tekrar tekrar başladığın noktaya döndürebilen bir yeteneğe sahip. Eğer ki Johnny bir atış daha yapmazsa bu dönüş kişi ölene kadar sürüyor. Taşın altındayım. Johnny'den saklanayım. Mendil dedik. Kaçtı mendil. Ne oldu mendil orada bir şeyler yapam dedik. Ülkeyi kurtarak dedik. Hani başkan olacaktık. Düzgünce yönetecektik ülkeyi. Kaçtı mendil. Baba mendil. Kaçtı. Johnny bu yeteneği kullanarak Valentine'ı alt ediyor ve Valentine ölmeden önce paralel evrenlerden birine giderek geride kalmış ceset parçalarını toplama ve bu parçaları toplayarak Amerika'yı dünya üzerindeki nihai güç haline getirme görevini tamamlaması için bir başkasıyla görüşüyor. Görüştüğü kişi ise paralel evrendeki Diego ve hepimizin tanıdığı bir standa sahip. The World'e. Olay The World'lu Diego ve Tusk Act 4'lu Johnny'nin savaşına dönüyor. Öyle görünüyor ki Diego bu savaşı bir şekilde kazanıyor. Tam her şey sona ermiş ve ceset parçaları kötü ellere geçmişken Diego Lucy'ye denk geliyor. Lucy ölmüş Diego'nun kafasını çıkartıyor ve alternatif Diego ile birleştirerek ikisinin de patlamasına sebep oluyor. Diego böylece ölüyor ve ceset güvenli bir şekilde depolanıyor. Johnny ise dostu Gyro'nun cesedini alıyor ve onu ailesine götürme yolunda bir gemi seyahatine çıkıyor. Ve işte hikayemiz de burada son buluyor. Ve şimdi geldik Jojo Leon'a. Jojo Leon, Steel Ballroom'un devamı niteliğinde bir hikaye olsa da çok daha modern bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Hikaye hepimizin bildiği Morioh kasabasında 2011 yıllarında geçiyor ve Steel Ballroom yarışında ikinci olmuş Norisuke Higashikata'nın nesliyle devam ediyor. Ama parti aslında bununla değil, Yasuo adındaki bu kızla başlıyor. Morioh kasabasının tepelerinde dolaşırken yere gömülmüş birini görüyor ve onu çekerek olduğu yerden çıkartıyor. Karşılaştığı kişi ise bu partin Jojo'su olan Josuke. Hikayeyi anlatabilmek için buradan biraz ileri gidip Josuke hakkında size bilgi vermem gerekiyor. Josuke aslında iki insanın birleşiminden oluşan biri. Bu iki kişi ise Joseph Yumi ve Johnny Joestar'ın soyundan gelen Kira. Nasıl olduysa bu iki adam birleşmiş ve ortaya geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan yeni bir adam oluşmuş. Josuke, Yasuo ile arkadaş olduktan sonra Higashikata ailesi tarafından resmen evlatlık alınıyor. Bu noktadan sonra Josuke'nin yeni bir görevi var. Kaybettiği anılarını geri kazanmak. Bu görev ve yeni ailesiyle kurmaya çalıştığı bağ doğrultusunda da tabii ki stand savaşlarımız başlıyor. Josuke'nin standı olan Soft and Wet'in yeteneğini de es geçmemek lazım. Soft and Wet, bir şeylerin özelliklerini çalabilen baloncuklar fırlatan bir stand. Örneğin, baloncuğuyla bir duvarın sesini çalarsa o duvarı kırdığı zaman hiçbir ses çıkmaz. Josuke'nin standına öğrendiğimize göre beliren düşmanlara geçebiliriz. İnsanların uzuvlarını kontrol edebilen bir stand, hafıza çalabilen bir stand, herhangi bir şeyi kapatıp açınca beliren motosiklet herif, kaygan yapraklar, şeytani origami ve yine mıknatıs temelli bir stand daha. Bıkmadın mı be Araki? Ha bir de kaygan yapraklar demişken bu kaygan yaprak arkında bir flashback görüyoruz ve hepimizin partiden tanıdığı Johnny'ye partide sonrasında ne olduğunu öğreniyoruz. Johnny Joestar, Rina adında bir kadınla evlenmiş
geniş, mutlu bir hayat yaşıyorken Rina gizemli bir hastalığa yakalanıyor ve bu mutlu hayat son buluyor. Rina'nın cildi taşa dönmeye başlıyor ve hafızasını kaybediyor. Johnny, Rina için çok fazla endişeleniyor ve tek çözümün Hazreti İsa'nın gücünde saklı olduğunu düşünüp partinin sonunda bıraktığı cesedi alıp Japonya'ya götürüyor. Cesedi bir çam ağacının altındaki deliğe saklıyor ve cesedi hastalığı karısından uzaklaştırması için dua ediyor. Ceset adeta şerefsiz bir cin gibi Rina'dan hastalığı alıyor ama bu sefer oğluna veriyor. Johnny de elinde sonunda bu hastalığı üzerine alıp intihar ediyor ve ailesini kurtarmış oluyor. Rina'ya bulaşmış olan bu gizemli hastalığı sakın ha unutmayın. Hikayenin geri kalanında bize lazım olacak. Her neyse, ana hikayeye biraz daha yaklaşıyoruz. Jojo'nun tüm hikayesi Lokakaka olarak anılan bu meyve etrafında şekilleniyor. Birisi bu meyveyi yediği zaman eşdeğer takas mantığıyla iyileşiyor. Yani vücudundaki bir yerini iyileştirip tamamen rastgele başka bir yerini yok ediyor. Örnek vermek gerekirse bıçak yaranı tedavi ediyor ama burnunu taşa çeviriyor. Bu bilgi arasında Josuke'ye yaşanmış olan bu olayın Lokakaka ile mutlaka bir bağı olduğunu anlıyoruz. Sonrasında bu gizli meyvenin nereden geldiği, kontrolünün kimde olduğu ve Josuke'nin önceki kişiliklerinin bu meyveyle ne gibi bir alakası olduğu gibi sorular bizi bekliyor. Tam bu esnada da bir sürü stand saldırısı var tabii. Böcek dövüşü, nereye gidersen git takip eden sapık bir hortum, futbolcu ikiz kardeşler, menziline girdiğinde erimene sebep olan bir standa sahip sinir bozucu erkek arkadaş gibi standlar bizi karşılıyor. Yaşanan bu son savaşta Josuke'nin geçmişine dair bayağı önemli şeyler de öğreniyoruz tabii. Josuke'yi oluşturan kişiler olan Josefumi ve Kira bir Lokakaka ağacından dal çalıyor ve kendi Lokakaka kaynaklarını üretmek amacıyla onu başka bir ağaçla birleştiriyorlar. Ayrıca bunu yapmalarındaki amaç Kira'nın ölmekte olan annesini kurtarmak. Lokakaka ile ilgilenen başka insanlar bu durumu fark ediyor ve onlara saldırmaya başlıyor. Bu saldırılar sonucunda Kira ölüyor ve Josefumi ürettikleri yeni meyveyi Kira'yı kurtarmak için ona yediriyor. Bunu yapması sonucunda eşdeğer takas mantığı yüzünden Josefumi ve Kira tek bir insan haline gelerek Josuke'yi oluşturuyorlar. Josefumi'nin aşıladığı dal ile oluşan yeni Lokaka'nın önceki Lokaka'dan farkı ise eşdeğer takası başka insanlarla yapabilmek. Yani meyveyi yiyorsun ve senin kusurların düzelirken meyveyi yedirdiğin diğer kişinin rastgele bir yeri taşa dönüşüyor. Ve bu kötü adamlarımız için çok önemli bir gelişme oluyor. Ha bir de kötü adamlar demişken henüz kötü adamlardan bahsetmedik bile. Part boyunca gördüğümüz bu kötü adamlar sıradan stand kullanıcısı değiller. Bunlar taş insanlar. Taş insan ne demek diye soracaksınız. Yani gerçekten taştan oluşan insanlar. İnsanlar karbon bazlı canlılarken taş insanlar silikon bazlı canlılar. Ha, haklarında tabii ki yazılmış bir lore ve bir sürü detay var. Eğer bu lore ilginizi çekiyorsa videoyu burada durdurup şöyle bir okuyabilirsiniz efendim. Bu taş insanların oluşturduğu örgütün ismi ise Lokaka Organizasyonu. Örgütün beyni, TG Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Satoru Akefu. Kendisi alanında büyük başarılara imza atmış sağlam bir doktor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Satoru da bir taş insan. Ve bu heriflerin amacı, taş insanlar tarafından yararlı olduğu kanıtlanmış bu mucizevi Lokaka meyvesini yetiştirmek ve kullanmak. Ayrıca ana motivasyonları ise küresel nüfusu güvence altına alacak devrim niteliğinde bir tıp yaratmak. Bu yeni Lokaka ise bu plan için biçilmiş kaftan. Kusurları olan zengin insanlar bir araya gelip sürekli parayı vererek başka bir insanın taşa dönüşmesi sayesinde kusurlarını yeni Lokaka sayesinde kapatabilecek. Ve bu sayede Satoru ve ekibi inanılmaz yüklü bir şekilde para kazanacak. Yani yeni Lokaka'yı kullanarak elde edilebilecek zenginlikler ve güç aşırı üst düzeyde. Ayrıca Lokaka kaçakçılığı yapan bir organizasyon daha var ve başında Tameki Damo isimli bir adam var. Bunlar da aynı şekilde taş insan ve Lokaka'nın arkasına yatan şöhretin farkındalar. Para kazanmak için Lokaka'nın peşinde koşturuyorlar. Fakat bizim tayfa bunları yenilgiye uğratıyor. Bu noktada bu Damo örgütünün tamamının yenilgiye uğramasıyla beraber hikayemiz biraz değişiyor. Jobin, Higashikata ailesinin en büyük oğlu, bu yeni üretilmiş olan bitkiye ulaşmak istiyor. Sebebini basitçe açıklamak gerekirse Higashikata ailesinde bir lanet var. Bu lanet Johnny'nin karısının sahip olduğu cildini taşa dönüştüren hastalıkla tamamen aynı. Bu lanet yüzünden Jobin'in küçük oğlu ölecek ve ölmesini engellemek için bu yeni meyveye ihtiyacı var. Bu noktada herkes bu meyvenin peşinden koşarak delice planlar yapıyor. Birbirinin sırtını bıçaklıyor, uğraşıyor da uğraşıyor. Josuke, bu dalı bulabilmek için bir bitki uzmanı olan Rai Mamezuku ile yola çıkıyor. Ve tabii ki bu yolda da birçok stand patlak veriyor. Bu savaşlar da şu şekilde. 1001 takipçi, bakteri herif ve onun yeraltı tankı, basınçlı odalar. Yaşanan son savaşta Jobin bu yeni Lokaka dalını ele geçirmeyi başarıyor ancak bir grup insan da bu dalı çalmaya çalıştığı için olaylar iyice karışıyor. Bu dalı çalmaya çalışanlar Lokaka organizasyonunun ta kendisi. Doktor Wu Tomoki ve heyecan verici, takip etmesi imkansız olan başhekim Satoru Akefu. Josuke, Mamezuku ve Yasuo bu işlerin arkasındaki kişiyi ararlarken Toru adındaki masum bir herif çıka geliyor. Üstüne bu Toru denen adam bir de Yasuo'nun eski sevgilisi çıkıyor. Kesinlikle bir standı falan yok. Sadece manganın son kısmında öylece belirmiş basit bir karakter. Ne olacak canım? Hikayenin ana kötüsü falan mı olacak birden? Evet, hikayenin ana kötüsü oluyor. Ve Satoru Akefu da bizzat Toru'nun ta kendisi. Toru'nun standı olan Wonder of You, gerçek hayatta var olan bir insan olan Satoru Akefu'nun kimliğini
bedene bürünebiliyor. Ve Wonder of Yon'un çok ilginç bir gücü var. Takip etmesi gerçekten imkansız olan bu standı eğer ki takip etmeye çalışırsan başına bin türlü felaket geliyor. Ve kader senin onu takip edemeyeceğin şekilde değişiyor. Örneğin sana bir şeyler çarpabilir ya da ayağının kayması sonucu sivri bir yere falan düşebilirsin. Tüm bunlar yaşanırken Higashikata ailesinin evinde patlak verecek efsanevi son savaşta da gitgide yaklaşılıyor. Herkesin bu bitkiyi elde etmeye çalıştığı bir savaş. Toru bu yeni bitkiyi çalmaya çalışıyor. Jobin kendi ailesi dahil herkesten bu bitkiyi korumak istiyor. Ve bu savaş Toru'nun Jobin'i öldürmesiyle hiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu standın arkasına yatan felaket gücü öyle bir güç ki Joestar'ların bu yıllardır sahip olduğu cildi taşa dönüştüren lanet bile bu felaketin bir ürünü. Yani her şeyin sorumlusu Wonder of Yon'un ta kendisi. Bu felaketi aşmanın gerçek olan hiçbir yolu yok ama gerçek olmayan bir yolu var. Josuke, Rai Mamazuku'nun ona verdiği bilgiler doğrultusunda spini kullanıyor. Yarattığı baloncuğu sıfıra sonsuz derecede yakın bir hızla döndürüyor. Bu dünya çerçevesinde imkansız bir şey olduğu için bu baloncuklar dünyada bulunmuyorlar. Yani Wonder of Yon'un felaket gücü bu baloncuklara karşı tetiklenmiyor. Ve Josuke bu gerçek dışı gücü kullanarak Toru'yu ve korkunç standı Wonder of Yon'u yok ediyor. Ve bu tüm lanet birdenbire son buluyor. Bir süre sonrasında Josuke'de dahil olmak üzere tüm Higashikata ailesi bir sofraya toplanıp yemek yiyorlar. Ve işte bu da Part 8'in finali. Bu video bizim için yapması oldukça zor oldu. Bu yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca maddi destekle bulunmak isterseniz kanalımıza 5 TL gibi cüzi bir fiyattan katılabilir veya videomuza süper teşekkür gönderebilirsiniz. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Garip günler dilerim.